Polisi de ara, savcıyı da ara. Savcıyı da ara. Çıkar mısın? Hangi yetkiye dayanarak? Çıkar mısın? Hayır, bana yetkiyi göster. Çıkar mısın? Hangi yetkiye? Ya çıkar mısın? Bir şey söyleyeyim, hangi yetkiye dayanarak? Ben sizi tanımıyorum, çıkar mısın? Ben milletvekiliyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkisi kullanıyorum. Çıkar, ben milletvekiliyim. Ben sana emin verecek yetkiliyim. Sen benim vekilim değilsin. Geçer misin? Benim vekilim, bir şey söyleyeyim. Sen benim vekilim değilsin. Yok, tamam da senin. Sen benim vekilim değilsin. Çıkar mısın? Hangi yetkiye? Hangi bir? Görevimizi engelleyin. Bak şu anda görevimizi engelliyorsun. Bir şey söyleyeyim. Siz hakaret ediyorsunuz. Ya bir kadına hakaret ediyorsunuz. Çekil arkadaşlar. Geçer misiniz? Ya ne biçim konuşuyorsunuz? Geçer misin şuraya? Bana yasayı getirir misiniz? Milletvekilinin aracına dair. Hangi yetkiniz? Niye? Niye HDP milletvekilinin eşi kimlik kontrolü yapılmasına ya da aracın aranmasına izin vermedi? Ben bu sorunun... Yani tabii ki işte bir takım yasalar var, şunlar var, kısıtlamalar var, dokunulmazlıklar, şunlar bunlar falan filan. Hepsini kabul ediyorum. Hepsini anlıyorum. Amenna. Doğru. Dokunma milletvekilini, elleme, aracına ceza yazma, içine arama falan filan. Bütün bunlardan bağımsız olarak soruyorum. Milletvekili, yani şu anda kamuoyunda oluşan şüphe şu olmadı mı? Milletvekilinin eşi arabada ne saklıyordu? HDP'li milletvekili Alican Önlü'nün eşi bir milletvekili aracında, dokunulmazlığı olan milletvekili aracında ne saklıyordu? Ne kaçırıyordu Tunceli Erzincan Karayolu'nda? Bir telefonla eşi oraya koşarak gelebildiğine göre demek ki yani durum çok ciddi. Oysa bir şehirler arası bir yoldan, bir uzun yoldan söz ediyoruz. Aratsaydı ne olurdu? Aratsaydı ve bir de onlara hayırlı vazifeler dileseydi, bir de işte ne bileyim selamlaşsaydı, helalleşseydi, yani yolda böyle bir hukuk kurulsaydı aralarında ne olurdu onu bilmiyorum tabii. Fakat bu aratmama meselesi, yani aracını aratmama meselesi, ha diyeceksiniz ki uyduruyor, uydurmuyorum. İşte şimdi yurt dışında kaçak yaşayan terörist, milletvekili rozeti yakasında olan terörist arabasında bombalarla silahlarla yakalanmadı mı kardeşim? Faysal Sarıyıldız denilen terörist PKK'ya silah mühimmat götürürken arabasında yakalanmadı mı? Bu arabada aransa belki bu arabadan da bir şey çıkacak, belki de çıkmayacak. Aratsan ne olur? Aratsan da buyurun arkadaşlar siz de vazifenizi yapın desen, ben milletvekiliyim, değilsin benim milletvekilim diyor, hadi bakalım cevap ver şimdi buna. Çık şimdi bu işin içinden. O lafı söylettin kendine. Keşke sen benim de milletvekilimsin dedirtseydin. Yani o assubaya öyle bir tavırda bulunsaydın da assubay sonunda vallahi sayın vekilim bütün ön yargılarımı kırdınız, benim de vekilimsiniz deseydi işin sonunda o assubay. Ama sen bu engelleyici bakamazsın benim arabama falan gibi tavrınla o assubaya, o vatan evladına, o her gün bu vatan için şehit düşen vatan evlatlarının silah arkadaşı o aslan parçasına sen benim vekilim değilsin dedirttin. Oldu mu? Sonunda oldu mu yani? Neticede geldiğimiz noktanın bu olduğunun sen de farkına vardın mı kardeşim?